Evet, mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bir hafta arayla, bir telefinalle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz hafta sportif faaliyetler olarak dolu dolu geçti. Futbol takımlarımızdan Entegresolar Elazığ Spor deplasmanda oynamıştı maçını. Yine Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ise kendi sahasında oynamıştı maçını. Elazığ Spor tabi deplasmanda şu ana kadar oynamış olduğu 3 maçtan 7 puan toplamıştı. Deplasmanda olduğu için oradan puan ya da puanlarla döner diye umutluyduk. Ama maalesef sezonun ilk mağlubiyetini aldı ve haftayı puansız geçti. 7 puanda kaldı. Bugün programımızda Elazığ Spor'umuzu konuşacağız. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ise kendi sahasında farklı bir şekilde mağlup olduğu konu Offspor'a 3-1 gibi bir skorla bu maçı konuşacağız. Diğer sportif faaliyetlerden basketbol maçları vardı. Basketbolda da biliyorsunuz iki tane takımımız var. Güzide takımımız Özel İdare Spor ve Elazığ Basketbol Kulübü. Elazığ Basketbol Kulübü cumartesi günü deplasmanda rakibiyle karşılaşmıştı. Tarsus Belediyesi'ne mağlup oldu. Bu karşılaşma 82-66 sonuçlandı. Tabi Tarsus Belediyesi hafta içerisinde basketbol severler takip etmişlerdir. Federasyon kupasını alan grubun en güçlü takımlarından biriydi. Yine hafta içerisinde takip edenler bilirler. Elazığ İl Özel İdare Spor da Federasyon Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu. İkincilik kupasını elde etmişti. Onları da tebrik ediyoruz. Onlar da yine pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Alanya Belediyesi Antalya Güneşi ile karşılaştılar. Bu karşılaşmayı 83-75 temsilcimiz kazandı. Yani oynanan bu 4 tane üst düzey maçın içerisinde bizim yüzümüzü güldüren tek karşılaşma oldu. Buradan Özel İdare Basketbol takımını da tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Umarız bir daha böyle üzücü haftalar yaşamayız. Program konuğuma geçeceğim ama öncesinde bugün de güzel, sevinçli bir haber yaşadık. Haberlerimizde de takip ettiniz. Az önce haberlerimiz yayına girmişti. Boksta dünya üniversiteler arası dünya boks şampiyonasında milli sporcumuz Gizem Özer Fırat Üniversitesi adına dövüşüyor. Bu müsabakalara katılıyor. Müsabakalar Samsun ilinde gerçekleşiyor. Yarı finale yükseldi. Hakikaten sevindik. Çeyrek finalde Koreli rakibini knockout'la geçerek yarı finale yükseldi. Gizem kardeşimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Bundan sonraki yarı final karşılaşması da Perşembe günü Alman rakibiyle olacak. Bu Gizem'in maçına da yer kalırsa değineceğiz. Evet, ben hemen konuğuma dönüyorum. Konuğum Eski Elazığspor teknik sorumlusu Kenan Kabaç. Kendisi şu anda antrenör. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz hocam. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun hocam. Çok şükür. Hocam, saydığım bu sportif faaliyetleri herhalde sizler de takip ediyorsunuz. Evet, biz de takip ediyoruz. Hem futbol, hem basketbol, hem de güreşte. Elazığ'ın sporuna katkısı olan takımlarımızı takdirle onları izliyoruz. İnşallah finalde de dediğiniz gibi boksörümüz altın madalyayı alacak güce sahiptir. İnşallah. Bugün izledik maçını. Dilerseniz hemen ondan bir başlayalım. Sevindirici bir haber. Sevgili Mustafa'dan böyle kısa bir fon görüntümüz olacaktı. Tamam. Ekranlarımıza getirirse onu da hem görmüş oluruz hem de sevgili Gizem'den böyle biraz bahsedip ondan sonra konumuza dönelim. Evet, şu anda sevgili Mustafa ekranlarımıza getirdi. Kırmızı formayla dövüşen Elazığlı Gizem Özer. Kendisinin Avrupa dereceleri var. Çok iyi bir boksörümüz. Daha genç.
ilerisi için de çok umut vadeden boksörlerden bir tanesi Koreli rakibiyle mücadele ediyor. Bu müsabaka hocam dünya üniversiteler arası burada program da yapmıştık. Evet. Bizim üniversitemizden hoca arkadaşlarımız da orada görevliler. Sevgili Cemil Döndü ile antrenörüyle beraber şu anda onlar da Samsun'dalar. Bu çeyrek final mücadelesi hakikaten Gizem çok iyi bir maç çıkardı ve 3. raundda rakibine vurmuş olduğu bir yumruk darbesinden sonra hakem saydı. O da devam edemeyeceğini, yani nakavtla bu maçı kazanmış oldu. Biz Gizem kardeşimizi tebrik ediyoruz. Aynı zamanda işte burada Fırat Üniversitesi adına bulunuyor. Kendisi Elazığ Belediye Spor Kulübü sporcusu. Biz hakikaten ondan ümitliyiz hocam. Hocam Gizem'in nezdinde tabi Cemil Hoca'nın da büyük bir emekleri var. Ona da teşekkür ediyoruz. Bak yine işte şu anda. Evet şu anda antrenörü iyi oyuncular yetiştirdi. Elazığ'ın boksuna çok faydası olan bir arkadaşımız hocamız. Evet. Kendisine başarılar diliyoruz buradan. Biz de sürekli sağ olsun bizi de bilgilendiriyor. Bu maçla ilgili de bizi bilgilendirdi. Kendisine ben teşekkür ediyorum buradan. Hakikaten severek yapıyor. Aynı zamanda boks il temsilcisi de oldu. Evet. Ama antrenörlüğü de devam ettiriyor. Bakın ringe çıkıyor. Bazı kişiler normalde bu tür görevler aldı mı bu işleri bırakır ama severek yapıyor. Katkı sunuyor Elazığ boksuna. Hakikaten teşekkür Cemil ediyoruz. Cemil Hoca işte Ahmet Uygur Hoca'nın talebesidir. Eskiden evet. Ahmet Uygur Hoca'nın zamanından beri boks yapmış. Oyuncu, boksörlüğü oradan öğrenmiş. Onun devamıdır. Cemil Hoca çok emek veriyor. Hakikaten sporcu yetişmesi konusunda. Evet. Başarılı da bence de. Yani çok evet. Türkiye şampiyonalarında olsun, üniversite şampiyonalarında olsun madalya almadan gelmiyorlar inşallah. Yani mutlaka gittikleri müsabakalardan madalyayla dönüyorlar. Hem Türkiye şampiyonaları olsun. Tebrik ediyoruz kendisini evet. Ve oyuncusunu. İnşallah Avrupa'da da başarılar elde ederler. İnşallah. Zaten şu andaki Gizem kardeşimiz kendisinin Avrupa dereceleri de var. Ama bu bir dünya, üniversiteler arası dünya şampiyonası. Evet. İnşallah buradan altın madalyayla döner. Perşembe günü de yine Alman rakibiyle mücadele edecek. Oradan da yarı finalde geçeceğine inanıyorum. Çünkü bugün izlediğim kadarıyla çok iyiydi. Şu anda da zaten ekranlarımızda maç, oynanan maç. O hakikaten tebrik ediyoruz. Bir de nakavtla kazanması da önemli. Çok önemli. Rakip de Koreli. O da yanılmıyorsam iyi bir boksör. Evet. Ama buna rağmen Gizem buradan kazanmasını bildi. Biz kurumum adına ve kendi şahsım adına bir kez daha ben Gizem kardeşimizi, Gizem Özer'i tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hem üniversitemize madalya getir, hem şehrimize hem de ülkemize kazandırmış olur. Biz de tebrik ediyoruz. İnşallah daha tabii bu yaptığı oyuncular, maç yaptığı rakipleri de bunlar da kendi ülkelerinin kulüp takımlarında. Tabii belki ki. Bunlardan dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında karşılaşacaklar. Orada da karşılaşacaklar. Evet. Evet sevgili Gizem'e başarılar diliyorum. Biraz sözü uzattım. Şundan dolayı orada çok güzel bir yumruğu var. Gizem'in rakibine saydırdığı. İşte bakın burada da saydırıyor. Bunlar çok önemli. Ondan sonra zaten devam edemeyeceğini anlayınca sporcu 3. raundda orada artık havlu atıyorlar. Bırakıyor. Evet. Nakavt olarak sevgili Gizem bu maçı kazanmış oluyor. Biz bir kez daha kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Evet hocam, boks böyle. Dönüyoruz. Basketboldan biraz bahsedip hemen tamam. Ana konumuza geçelim. Tamam. Takip ediyor musun hocam? Özel İdare-i Elazığ Basketbol
futbol hani, spor kulübünü? Şöyle basından takip ediyoruz. Evet. Bu hafta sonu inşallah Halis Hoca'ya söz verdim. Evet. Maça gidip izleyeceğim. Daha sonra da Özel İdare maçında gitmeyi düşünüyorum. Evet. Basketbol tabii basketbolda büyük bir emekleri olan Halis Hocamızı en i̇şte azından basketboluna evet. faydası çoktu. Onun için bu da bir... Federasyon Kupası geçtiğimiz hafta oynandı. Burada Elazığ İl Özel İdaresi şampiyon oldu. Pardon ikinci oldu. Tarsus bu final maçı. Tarsus'a evet. mağlup oldu. Tarsus da iyi bir takım. Şampiyonluğa bir takım yapmışlar. Burada Özel İdare Basketbol takımı ikinci olarak ikincilik kupasını elde etti. Onları da tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet. Geçen yıl bir küme düşme olayı oldu ama bu sene tekrar çıkmayı hedefliyorlar. İnşallah başarırlar. Çünkü zor bölgemiz itibariyle altyapınız olmayınca değil mi? Dışarıdan gelen sporcular. Öyle. Evet şu anda ikincilik madalyası alan takım Elazığ İl Özel İdaresi. Biz de onları da tebrik ediyoruz. Hakikaten bu da önemli bir derece diye düşünüyorum. Zaten onların bir de birinciliği var evet. bu konuda. Kupayı, Federasyon evet. Kupası'nı aldılar. Bu da bu sezonda Federasyon Kupası'nı ikinci olarak bitirdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Elazığ Basketbol'da sizin bahsettiğiniz gibi evet. geçen yıl bölgesel amatör ligden bu lige yükseldi. Onlar da bu ligde iki kulübümüz mücadele edecekler. Evet. Bu hafta da önemli bir maçları var. Maç pazar günü cumartesi galiba dedi bana. Pardon. Cumartesi. Maç cumartesi evet. Maç cumartesi günü Yakup Kılıç Spor Salonu'nda 3'te miydi? Not almıştım. Hemen onu da belirteyim. Turgutlu Belediye ile 4'te. 4'te. 16'da. Yani 16'da oynayacak, oynanacak. Bütün spor severleri bu karşılaşmaya da bekliyoruz. Takımımızı desteklemek lazım. Yani tüm takımlarımızı yani desteklemek lazım. Sadece futbol değil, sadece evet. salon sporlarını da desteklemek lazım. İşte salon sporlarının Elazığ'da altyapı olmaması, altyapıdan oyuncu çıkamamasından dolayı siz dediğiniz gibi transfer yapıyor. Evet. Bu transferler de bir maliyet. Biz kendi altyapımızdan iyi oyuncular, iyi basketbolcular çıkarırsak belki daha az masrafla transfer yapmayız. Evet. Kulüp bütçesine destek oluruz. Onun için her iki takımımıza da ligde başarılar diliyorum. Söyleyeceğim bunlar basketbol için. Evet. Özel idarede Yalova deplasmanına gidiyor. Onlar da pazar günü saat 15'te Yalova VIP ile oynayacaklar. Evet basketbola da son noktamızı koyuyoruz ve dönüyoruz futbola. Evet. Hocam ana konumuz futbol. Evet, ana konumuz futbolun içerisindeyiz. Sizler de içerisindesiniz. Evet. Öncelikle başta söyleyemedim. Bizi evet. ekranlar başında izleyen taraftarlarımıza, şehir dışından bizi izleyen taraftarlarımıza, yine yurt dışında izleyen taraftarlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Elazığ Sporu tabii hepimizin göz bebeği, hepimizin doğup şey yaptığı, gözünü açtığı bir kulübümüz. Tabii Karakoçalı'da var ama herkes Elazığ sporlu. Herkes evet. Elazığ sporla yatıyor, Elazığ sporla kalkıyor. Şimdi Elazığ spor bu sezon Ocak ayında yapılan transferlerle ve Ocak ayından önceki kalan bazı oyuncularla yeni bir teknik heyetle, yeni bir hocayla, yeni bir yönetimle lige başladı. Evet. Bu lige başlarken ilk maçımızda kendi sahamızda Kerkit Spor'la berabere kaldı. Daha sonra deplasmanda Yoğunmuraspor'u 1-0 yendi. Daha sonra kendi sahamızda Amasyaspor'u 1-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Evet. İşte bu hafta sonu oynanan, pazar günü oynanan Arıspor maçında 1-0 mağlup olduk şanssız bir şekilde. Tabii bizleri üzdü. Bu takımdan umutluyuz. Bu takım ilk 6'nın ilk 7, bu sene herhalde playoff 7 oldu. 6 takım. 1 direkt çıkıyor hocam. İkinci takım 2 bekliyor. Bekliyor. Diğer 3, 4, 5, 6 alttaki 4 evet. takımla en son 2 oynuyor. Yani ben bu takımın ilk 6'nın içinde olacağını düşünüyorum. Evet.
Seyrettiğim maçlarda ilk maça gidemedim Kayserispor maçında. Fakat daha sonra Amasyaspor maçını izledim burada. Diğer maçları da televizyonlardan, sosyal medyadan özetlerle izledim. Canlı izlediğim maçta Eraspor Amasyaspor maçında ilk yarı özellikle havanın sıcaklığı, evet, sezonu ilk seyirciyi önüne biraz çıkışı, daha destek olacağı maçta iyi başlayamadı ilk yarıya. Hakikaten iyi oynayamadı. İkinci yarı daha çok istekli, arzulu, topa sahip olan bir Eraspor'u gördük. Neticesinde 1-0, yani gol fazla atamıyoruz ama şeyde biraz kısır, hep 1-0 1-0 gidiyoruz ama 3 puan olsun diyoruz, bizim olsun. Evet. Onun için o maçta da kimse karamsarlığa kapılmasın. İşte Eraspor'un ne boyu uzar ne boyu kısalır diye düşüncede olanlar var ama ben bu takımımızın ligde playoff'ta kalacağını düşünüyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. İnşallah da dediğimiz olur. Evet. Bu ilk bir olur, ilk iki olur, üç olur. Yani ilk altına düşmez. Tabii yeni bir yönetim söyledik. Yeni bir hoca söyledik. Yeni bir teknik heyet söyledik. İzlediğim kadarıyla geçen sene oynanan ikinci devre, özellikle Ocak ayından sonra oynanan oyunla bu sene oyun arasında bir farkı göremedim yani, açıkçası söyleyeyim. Belki geçen seneki bir stresli. Ama geçen sene sanki daha şeydi. Daha hocam, şimdi biraz sezon daha başı bir şey diyemiyorsun. Evet. Şimdi takımlar tam oturmamış, tam hazırlık kampından yeni dönmüşler. Yani evet, biraz daha maç eksiği olan takımlar biraz daha geç forma girerler. Onun için yeni gelen hocanın, yeni gelen teknik heyetin, her zaman söylerler, yeni bir hoca geldiği zaman bir hocanın eli değmiş olacak. Yani değmiş olsun ki bir değişiklik olsun. Aynı takım, aynı kadro. Bir iki rütüş ama oyunsal anlamda gördüğümüz zaman biraz daha oyuna katkı sağlayacak. Yani oyunun bölümlerinde daha çok hücumsal anlamda, hücumda çoğalmayı, top kayıpları mesela Eraspor'da çok. Çok, müthiş top kaybı var. Yani ben maçı, biz maçları çekiyoruz biliyorsunuz hocam, maç çekimi yaptığımız anlarda da maç anlatırken de söyledik. Hakikaten çok kaybediyoruz. Yani bu kadar basit toplar kaybetmemek lazım diye, evet, düşünüyorum ama işte dediğiniz gibi havanın sıcaklığı mıdır? Yani biraz da bizim takım yaş ortalaması 30. Evet. Yani 11'e baktığın zaman ben çıkardım 29.72. İlk 11'in yaş ortalaması. İlk 11'in yaşlı yani 29.72. Evet. O da çok yüksek. Yani yüksek şey, ama tecrübe var. Evet. Yani bu tecrübede bu tür oyuncuların daha sorumluluk alıp, tabii almadıklarını söylemiyoruz, biraz daha takıma katkı sağlayacak. Yani oyuncuların geçmişte ne yaptıklarını biliyoruz. Ama biraz daha yaşlandıkları zaman bazı melekelerini kaybediyorlar. Evet. Bu da işte takımda ona göre, gücüne göre oynayacak. İşte koşamıyorsam orta saha yaşlıyorsunuz değil mi? Zeki'dir işte. Evet. Mesut. O zaman top kaptırmayacaksın. Evet. Top kaptırıp da koşmayacaksın. Sen topu koşturacaksın, rakip koşacak. Hücumda organizasyon, biz geçen sene ikinci devre nasıl gol buluyorduk? Kenara indirilen toplarla orta yaparak, evet, değil mi? Veya duran top çalışmalarıyla hava topunda Ömer Faruk Sezgin olsun, değil mi? Uzaktan atılan şutlarla neticeye gidiyorduk. Ama şimdi baktığımız zaman seyrettiğim ve not aldığım pozisyonlarda duran toplarda etkili kullanamıyoruz. Ya oysa ki orada yani, uzun boylu, etkili, kafa hakimiyeti olan hava oyuncularımız var. Olan yüksek toplarda hava hakimiyeti savunmadan gelip mesela Emre gibi, Emre Akgün gibi, Yiğitcan gibi. Havaya topu, yüksek toplara iyi kafa vuran, evet, oyuncularımız var. Bizim takımımızın özelliği geçen sene oydu. Yani duran toplardı. Evet. Yüksek toplardı. Geçen sene mesela ilk yarıda benim dönemde biz oynayamıyorduk. Çünkü niye? Bizim özelliğimiz yok. Evet.
yani biz kontra atak daha çok savunmanın arkasına toplarla evet. hızlı hücum yapmaya çalışıyorduk. Ama ikinci devre format değişti bu sefer. Ne oldu? Yanlardan kenar ortalarla evet. neticeye duran toplarla, kornerlerle, frikiklerle Elazığspor çok maç kazandı. Evet. İşte bu sene demek istediğim yeni gelen hocamızın bu takıma eli değmiş diye herkesin demesi lazım ki üstüne bir şey koyarlar. Yani geçen seneden daha üstüne koymuş bir takım olması lazım. Tabii eleştiri anlamında söylemiyorum. Tabii ki hocalarımız takıma her türlü bu dediğimiz çalışmaları yaptırıyor. Takım tek hazır değil. İşte bazı bahaneler olabilir. Herkeste de olabilir. Bekleyip göreceğiz. İnşallah takımımızdan umutluyuz. İnşallah bu takımımızı daha çok gol pozisyonuna giren, mesela ilk maçta Kerkir maçını televizyonda izledim. Evet. Çok gol pozisyonuna girdi ama değerlendiremedik. Amasyaspor maçında ama o kadar gol pozisyonuna giremedik değil mi? Evet. Şimdi bu son maçı yine televizyondan izledim. Şeyde, özetlerde. Orada da baktığımız zaman bizim duran toplarda işte anlattığımız iki tane kafa vuruşunu kalecileri çıkarması. Evet bu Ağrı maçında. Ağrı maçındaki pozisyonları söylüyorum. Bizim en büyük özelliğimiz tecrübeli oyuncularımızın daha fazla sorumluluk alıp daha fazla takıma katkı sağlamalarını istiyoruz yani. Evet. Genelde şöyle bir söylem var hocam. Maça siz de onu biraz söylediniz. İyi başlayamıyoruz ilk yarı. Kötü oynuyoruz ama evet. ikinci yarı toparlıyoruz. İkinci yarı genelde sonuca gitmeye çalışıyoruz. Bu hafta da mesela Ağrı'da takım ilk yarı haber geldi. Biz mesela Karakoçan maçını takip ederken kulağımız da Ağrı'daydı. Dediler ki ilk yarı kötü oynuyor. Sonradan pozisyonlara baktık. Mesela ikinci yarı toparlamışlar. Birkaç pozisyonumuz var. Evet. Ama maalesef bunları da işte değerlendiremedik. Kalecinin çıkardığı toplar var. Evet. Sonra çok basit bir i̇şte penaltı. Kalecini evet, çıkardı. Şu kaleci çok iyi çıkarıyor evet. bu topu. Ondan sonra duran top yine aynı. Evet duran top. En son adam kafayı vuruyor. Emre olabilir. Evet. Sonra çok basit bir penaltı. Yani burada hakem de itiraz da hakeme çok oldu. Bu pozisyon. Hakem penaltı çaldı. Evet, itiraz da çok oldu. Şimdi, ama maalesef bir daha gösterirse şu pozisyona. Evet. Sevgili Mustafa penaltı pozisyonu bir daha gösterirsen evet bu kafayla vurulan top kalecinin şans Ağrı kalecisinin çıkardığı üstüne top. Gitmiş yani. Evet, burada şu an gelen bir topu iki oyuncumuz birden yatıyor. Hakem de penaltıyı çalıyor. Ve itirazlar var. Değil yani, değil bence mi? Bence penaltı değil. Penaltı. Yani ben de Yiğitcan gibi, Emre gibi tecrübeli oyuncuların bu kadar ilk defa bu kadar itiraz ettiklerini bir pozisyona gördüm. Demek ki yani ikisinin arasından top geçmiyor. Top nasıl geçiyor. Kime diye. Kaleci de kurtarıyor topu. Ve kollar da kapalı. Yani değil mi? Yani nasıl bu penaltı veriyorlar? Evet. Evet. Yani çok uydurma bir penaltı uydurma. Maalesef. Öyle yani tabiri caizse öyle yani uydurma bir penaltı veriyor. Bak vuran topa, vuran oyuncuya dikkat ettiniz mi? Bir daha gösterin. Sevinmedi değil mi? Sevinmedi değil. Topa iyi vuramadı diye üzülüyor. Sonra penaltı verince seviniyor. Evet. Bak. Bir daha izleyelim sevgili Mustafa o pozisyonu. Bak topa iyi vuramadı diye üzülüyor bak. Kendini yiyor bak. Bak evet. vuramıyor bak bak. Hiç itiraz yok ha. Hakemi hakem golü verince penaltıyı verince seviniyor. Yani. yani evet maalesef bizim hakemlerden yana ben bazen işte böyle çok hangi bölgenin bu? Hakem, Samsun mudur? Vallahi herhalde Samsun olabilirdi. Ben tam şeyden haberlerde yazmıştım hafta içerisinde ama şu an aklıma gelmedi. Olabilir. Hangi bölge olursa olsun ama bu kadar dediğiniz gibi basit penaltı olmaması gerekiyor. Çok basit penaltı verilmez yani. Verilmez çünkü yani.
Bir de kollar kapalı yani. Orada evet. Şey yani orada yani iki kişinin arasında. Süper Lig'de de maçlar izliyoruz. Kastı yapılan bir şey yok. Arkada destek el yerde olduğu zaman diyorlar ki ele çarpsa bile penaltı verilmiyor. Evet. O bir oyuncumuz Yiğitcan ayağıyla gidiyor. Diğer oyuncu eli destek eli yerde şekilde. Yerde. Orada çarpma olsa o seker o top. Niye kaleye gidiyor o top? Evet. Değil mi? Maalesef çok kötü ama işte bunlara bırakmamak lazım değil mi? O yakaladığımız evet. Pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Hocam bir şey soracağım. Bu da bak pas hatası. Evet, pas hatası. Top kaybı. Evet. Şimdi biz geçen yıl gençlerle yaşı büyük olanlar böyle bir harmanlama vardı. Rakibe ileride çok baskı yapıyorduk. İşte Yusuf Ensar gitti. O baskı evet. Yapan bir oyuncuydu rakibe. Fırat bu sene bakıyorum kenarda kalıyor. Hasan Ekici sakatlıktan yeni dönüyor. Henüz kendisini şeye atamadı saha içerisine. Burada da bizim kalecimizin bir hatası vardı. Ben gençleri kupa maçında, Karakoçan maçında izledim. Evet. Elazığspor o maçta oynamayan, az süre alan oyuncularımızı oyuna şans sürmüştü. Verilmiş. Evet. Oyuna sürerken de şöyle bir şey gözlemledim. İki oyuncu kendi orijinal mevkisinde oynamıyordu. Evet. Ahmet Ertuğrul hayatında sağ açık oynamamış. Sağ açık oynadı. Emre Yıldız sol bek. Değil mi? Evet. Emre Yıldız o gelen geçen sene transferde gelen. O da orta saha oynuyordu bildiğim kadarıyla. Sol bek oynatıldı. Sol bek oynadı. Tabii yani, Karakoçan maçında. Evet. Onun da ama bizim genç oyuncularımızın çok düştüğünü gördüm. Yani geçen seneden daha çok aşağıdalar. Halbuki üstüne koymaları lazımken. İşte orada bir problem mi var hocam? Yani biz hep söylüyoruz bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani şimdi ben de anlamıyorum. Bir bakıyorsun. Bu nereden kaynaklanıyor? Yani nasıl Ocak'tan önceki genç oyuncuların hareketliliği, canlılığı, koşmasıdır. İşte daha çok oynama, istek, arzu. Ocak'tan sonra yapılan transferlerde bunların biraz gardları düştü. Bazıları işte futbola küstü, bazıları bu transfer sezonunda ayrıldılar değil evet, mi? Tabii tabii. Acaba işte biz sıra bize mi geldi mi düşünüyorlar kafalarında bir psikolojik anlamda bir sıkıntı var. Tabii ki hocalar bunlarla konuşuyordur. Bunları kazanmak için ellerinden geleni yapıyordur ama ben bu oyuncuların geriye düştüklerini gördüm. Yani ben mesela işte Ahmet Ertuğrul, Hasan Ekici, yani, evet. Fırat, tabii, Fırat. İzzet. İzzet yine oynuyor. 11'de evet, hiç oyundan bile çıkmadan oynuyor. Ahmet Ormanoğlu, o sakatlığı var. Evet. Girmedi. Mesela Cihan Can Polat, Polat Demir, Salih Polat Demir. Salih böyle bir son maçta bir şeyi vardı içeride Amasya maçında evet. Böyle bir hırçınlığı vardı mesela. Evet. Niye bunlar kaynaklanıyor çözemedim. Yani bunların daha da bir de yanlarında artık tecrübeli oyuncular oynuyor. Tabii. Onlarla birlikte daha da böyle kendilerini gösterip evet. Çok koşmalar lazım. Burada bir sıkıntı ne acaba hocam? Yani onu hocalar bilir. Onu takımla devamlı antrenmanla beraber olan hocalar bilir. Tabii ki onlar da konuşuyorlardır. Onlar da anlatıyorlardır. Evet. Yani bu işler psikolojik anlamda oluyor. Bunlarla daha çok konuşacaksın, daha çok ilgileneceksin. Evet. Ben mesela Ahmet Ertuğrul çok geriye düşmüş. Evet. Yani çok bir ilerleme kaydı. Fırat. Evet. Aynı şekilde. Hasan ortada yok. Evet. Cihan Can Polat dediğin takımın en çok koşan oyuncusu. Evet. Pres, baskı, top kapma. Mesela Salih ilk maçta iyiydi. Yani, o da son dediğim gibi son şey maçında biraz baktım hırçınlaştı falan rakiple falan. Oynamalar yani bir o ilk 11'de oynamamanın bir ezikliği şeyi olabilir. Evet. Sonradan giren oyuncu biraz daha halbuki formaya kapmak için daha çok çalışması lazım. Dediğim gibi psikolojik bu futbolcu psikolojisi. Bunlar evet. Düzelir inşallah. Belki sezon başıdır. Bunlarla daha çok ilgilenmek lazım. Evet. Bunların üstüne düşen performanslarını daha iyi yerlere getirmek için kendilerinin de biraz çalışması lazım, gayret etmesi lazım.
Sadece hocalarla olmaz bu iş. Kendilerinin de biraz daha üstüne koyması lazım. Evet. Hocam oyuncu değişikliklerine bakıyorum. Mesela Ağrı maçında işte genelde kadromuz hemen hemen aynı kadroyla son 4 maçta da 1-2 değişiklikle hemen hemen aynı kadro değil mi? İdeal 11 yani ideal 11 şimdi savunma belli. Evet. Savunmada işte Yiğitcan'la Emre oynuyor. Sol bekte Recep oynuyor. Sağ bekte Yüksel oynuyor. Orta sahanın ikilisinde Zeki ile Yazcan oynuyor. Önlerinde Mesut oynuyor. Sağ kenarda İzzet, solda şey oynuyor. İsmet Hakkı oynuyor. Onlar Ömer Faruk da forvet oynuyor. Forvet oynuyor. Çıkan aynı, giren de aynı oluyor bazen. İşte Hakkı çıktı, Fırat giriyor. Evet. Şey maçında aynı şekilde. Zorunlu değişik sakatlık olursa mesela işte Amasya maçında Yüksel sakatlandı, yerine şey girdi. Yusuf şey mi girdi? Hasan mı girdi? Evet. Doğru. Ondan sonra yani 2 maçtır, 3 maçtır iskelet kadromuz bu. Bu. Yani bu bizim ideal 11'imiz. İdeal 11'imiz. Yani şu anda çıkan, ki teknik kadroya göre ideal 11'imiz. Tabii ideal 11'imiz bu. Bu. Evet. Ama işte bunların içerisine ben diyorum hocam biraz daha böyle gençlerin katılması gerekmiyor mu? Yani onlar gençleri şöyle düşünebilir. Mesela orta sahada siz de belirttiniz yaş ortalaması 29.72. 30? Evet. Yani 30'la oynuyoruz evet. Yaş ortalaması. Evet. Şimdi, belki de Türkiye liglerinin en yaşlı takımı olduk. Şimdi en genç takımıken en yaşlı takım oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane oyuncumuz 34 33 34 38. Evet. 5 tane oyuncumuz 25, 23, 23, 29, 20. Toplamda 29-72. Evet. Hali yüksek. Mecburuz yani. Şimdi artık daha transfer yasağımız var. Transfer yapamadık. İşte Ocak'ta olacak mı, olmayacak mı? Bu kadro işte derinliğimiz yok. Gençleri nasıl buraya monte ederiz? Gençler senede mesela kalan oyuncularımız kim kaldı gençlerden? Evet. Cihan kaldı, Salih kaldı, İzzet kaldı, Ahmet Ertuğrul kaldı, Hasan kaldı, kaleci İbrahim kaldı. Fırat var. 6-7 tane vardı. Evet. Yani 20 tane oyuncudan. İşte transfer yapanlar oldu. Futbolu amatöre dönenler oldu. Futbolu belki de bırakanlar oldu. Evet. Şimdi mesela Selim Enes var, sakat. O da evet. Bizim altyapı oyuncumuz. O da inşallah Müzmin sakat. Yani Selim Müzmin sakat. Şanssız bir çocuk. Şanssız her evet. Zaman. İkinci kez işte evet. Ameliyat oldu. Sakatlandı. Çok yetenekli. Evet. Çok yetenekli. İşte abi. Biraz dediğim gibi şanssız bir çocuk. İnşallah düzelir. Takıma katkı sağlar. Ama biz bu takımı da playoff'a kalacağını ümit ediyorum. Çünkü öyle takımlar izliyoruz. Rakip takımlarda baktığın zaman bizim takımdan iyi bireysel olarak da fert şey yaptığın zaman mevkisel anlamda iyi oyuncular yok. Belki bir iki tane takımlarda var olabilir. Daha biz üstte oynayan takımları görmedik. Evet. Onlardan herhalde bu Çatalca maçından sonra bir şey başlıyor. Hocam onları konuşacağız. Tamam. Arkadaşlarımı ara vermemiz gerektiğini söylüyor. Bugün tamam. Haberlerimiz de biraz uzadı. Tamam. Biraz vaktimiz daraldı. Bir iki tane mesajımız var. Okuyup bitiriyorum arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş hayırlı akşamlar İzmir'den Kanal 23'ü izliyoruz. Elazığ sporumuzu demek istemiş. Seviyoruz. Canı gönlünden destekliyoruz. Vur inlesin. Bütün Türkiye dinlesin. En büyük Elazığ başka büyük yok. Vur inlesin. En büyük Bordo Beyaz başka büyük yok. En büyük Elazığ başka büyük yok. Gitmiş. Demiş Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyoruz. İzmir'den Elazığlıların dernek üyesi Coşkun Kibaroğlu basketbol, futbolu da takip ediyoruz. Sizlere selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, uzun oldu ama kusura bakmayın demiş. Biz de buradan İzmir'e selamlarımızı gönderiyoruz. Bir mesajımız daha vardı. İstanbul'dan Kenan Hoca ve size selamlar. Abim benim demiş. İzlenimde futbolcuların birbirleriyle problem yaşıyorlar.
sanki beraber hareket etmiyorlar. İyi akşamlar Ahmet Kasap. Biz de buradan İstanbul'a selamlarımızı gönderiyoruz. Sezon başında bir iki tatsızlıklar oldu ama ondan sonra onlar çözüldü herhalde. Artık her kulüpte olur bunlar. Doğaldır yani. Şimdi onlar tatlıya bağlandı. Evet. Bu takım Ocak ayından beri birlikte oynayan, birlikte hareket eden, iyi bir arkadaşlık ortamı olan bir oyuncu grubu. Evet. Her ailede olacağı gibi Elazığ'da da oldu. Bunlar normaldir. Geçti zaten. Ben öyle bir şeyin olduğunu tahmin etmiyorum. Evet. Evet hocam çok teşekkür ederim. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Evet sevgili izleyenler şimdi kısa bir ara. Evet sevgili izleyenler programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İkinci bölüme biraz müjdeli haberler verelim. Belki ilk bölümde biraz karamsar haberler verdik. Müjdeli haberlerimiz ne? Bundan sonra Elazığspor maçlarını inşallah Kanal 23 ve kardeş televizyonumuz Kanal Fırat'tan canlı olarak izleyebileceksiniz. Bugün biz Kanal 23 olarak Futbol Federasyonu'na gerekli Elazığspor'la yapmış olduğumuz sözleşmeyi gönderdik. Oradan onay bekliyoruz. Onay aldığımız takdirde büyük ihtimalle de alınır. Gerekli yayın ücretini yatıracağız kurum olarak. Bundan sonraki süreçte Elazığspor'un iç saha maçlarını sizlere 15 günde bir ekranlarınıza getireceğiz. Bu konuda çok talep vardı maçların izlenmesi konusunda. Özellikle il dışındaki Elazığ spor severler. Bakın şu anda gelen mesajlarımız var. Onların da birçoğu il dışından geliyor. Hakikaten il dışından Elazığ çok takip ediliyor. Hocam maçların canlı verilmesi futbolcu üzerinde bir etkisi var mıdır? Onu hemen size bir sorayım. Şöyle ki etkisi taraftar anlamında şehir içindeki maça gelecek kişilerin nasıl olsa televizyonda veriyor maçı. Gelmez. Düşüş olur mu diyorsun? Futbolcu üzerinde etkisi olmaz. Belki seyirci anlamında ama seyircilerde de gerçek taraftarlarımız yine geliyor. Evet. Maça gelirler. Tabii bu yönden sizin bu girişiminizi tebrik etmek lazım. Çünkü şehir dışında Elazığlı ve Elazığspor taraftarı çok. Hatta yurt dışında bile. Evet. Oradan izleniyor. Onun için vermenizde futbolcu ve takımımıza bir etkisi olacağını tahmin etmiyorum. Belki daha hakemler üzerinde şey olabilir, biraz etki olabilir. İşte böyle basit ama artık günümüzde bütün işte bakın sağ olsun Elazığ'dan bir grup gidiyor oraya maça, görüntü alabiliyor. Cep telefonları var artık. Evet. Sosyal medyadan bu işleri yayınlayabiliyorlar. Bu cep telefonuyla çekilen bir kayıt evet, değil mi? Evet, cep telefonuyla amatör olarak çekilmiş evet, bir görüntü. Gene de iyi çekmişler. Çeken arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bir de bir şey dikkatimi çekti hocam. Orada birkaç tane de Elazığspor taraftarı var. Karşı tribünde. Karşı tribünde. Buradan evet. Gidip Elazığspor'u destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Yani hakikaten böylesi bir günde takımlarını yalnız bırakmadıkları için şu karşıda işte şu anda görünen Narkoz grubu galiba. Evet, orada Abluka yazıyor. Olabilir. Evet. Bütün şeyler Gençlik 23, Milliyetçi Elazığspor taraftarları gibi birkaç kişi de olsa gidip takımlarını yalnız bırakmadıkları için onlara teşekkür ediyoruz. Tabii ki Elazığspor'un içeride olduğu gibi dışarıda da desteklenmesi lazım. Evet. Maçlar canlı veriliyor. Evimizde oturup izleyelim yerine Elazığ'dakiler evet. Özellikle vakti olanlar mutlaka gelip evet. Hıdırbilek futbol sahasında takımlarını desteklemeleri gerekiyor. Bu haftada maçımız pazar günü oynanacak. Sevgili Mustafa bir müjdeyi daha verelim ondan sonra dönelim ama kalsın. Toplu sonuçları da birazdan okuyacağım. Diğer bir müjdeli haberimiz ise bu gece Elazığ Atatürk Stadyumu'nun ilk çimi serilecek sevgili izleyenler.
aslında akşam saatlerinde gelmiş olması gerekiyordu. Evet. Biliyorsunuz rulolar halinde il dışından herhalde Samsun'dan geliyor çimler. Evet. Oradan gelinip serilecek. Atatürk Stadı da bizi heyecanlandırıyor hocam. Evet. Orada inşallah çok farklı olur. Çok farklı olacak. Evet. İlk çim bu gece serilecek. Yarın haberlerimizi mutlaka takip edin. Biz de yarın gündüz gidip orada o ilk çalışmaları ekranlarınıza getireceğiz. Evet, bu müjdeyi de verdikten sonra hemen bir izleyicimizin bir mesajı var. Onu okuyayım. Toplu sonuçlar ve puan durumuna döneceğim. Selam, iyi akşamlar Yusuf abi. Kenan hocama sevgiler. Elazığ'da Kelkit ve Amasya maçını izledim. Takımda takım oyunu yok. Grubumuzda sadece Mersin ve Ordu Kütahya bizi zorlar. Kesinlikle transfer tahtası açılıp genç oyuncular alınmalı. İstanbul'dan Cemal Gündoğan. Biz de İstanbul'a buradan selamlarımızı gönderelim. Evet hocam, toplu sonuçlara bakıyoruz. Ağrı Spor 1, Entegre Solar Elazspor 0. Karaköprü Belediyespor, Urfa takımı. Evet. 2, Edirne Spor 0, Yomra Spor 0, Belediye Derince Spor 1, Kelkit Belediyespor 3, 1922 Konya Spor 1, Amasya Futbol Kulübü 0, Nevşehir Belediyespor 0, Çatalca Spor 0, bu haftaki rakibimiz Belediye Kütahya Spor 0, Karşıyaka 0, Gema Polimer Şile Yıldız Spor 0, 0-0 çok maç var hocam. Evet. Gol olmayan maçlar, atamayan takımlar. Eskişehir Spor 3, Hacettepe 4, 52 Ordu Spor 1, Yeni Mersin İdman Yurdu 2. Haftanın evet. Sonuçları böyle. Hocam bir sürpriz var mı hocam? Yani sürpriz var. Mesela en sonunda oynanan Mersin maçı. Ordu Mersin maçı. İki evet. Takım da iyi. Ordu liderdi. Liderdi. Evet. Kendi sahasında yenildi. Bu biraz sürpriz oldu. Tabii Derince iyi gidiyor. Yine Yomraspor kendi sahasında evet. Yenildi. Kelkit mesela bizim ilk maçta karşılaştığımız rakibine 10 kişi kalmasına rağmen 3-1 yendi. Evet. Diğerleri Nevşehir'in Amasya Spor'u yeneceğini tahmin ediyordum. Nevşehir Spor iyi bir son transfer, bu transfer dönemi son günlerde iyi oyuncular kattı. O da bayağı iddialı bir kadro oluşturdu. Kütahya Spor keza aynı şekilde. Kütahya Spor'da iyi bir kadrosu var. Yani sürpriz sonuç bir tek Ordu Spor, Mersin. Diyorsun hocam. Diyorum, evet. Evet. Mersin İdman Yurdu. Yeni Mersin İdman Yurdu. Evet. Futbol AŞ. Mersin'in biliyorsunuz futbolla ilgili sıkıntıları var. Yeni onlar da bir arayış içerisindeler. Artık yeniler ortaya çıkmaya başladı hocam. Evet. Hayırlısı bakalım ama bu kendi sahasında Karşıyaka'nın Şile Spor'la berabere kalması o da bir sürpriz bir sonuç. Evet. Bizim açımızdan iyi oldu. En azından üst taraftan kopmadık. Evet sevgili Mustafa'dan puan durumunu bir ekrana getirmesini isteyelim. Birinci grupta, bu üçüncülük birinci grup. Şu anda üçüncülük evet. Birinci grubu değerlendiriyoruz. Belediye Derince lider. Derince Kocaeli takımı Kocaeli. Değil mi hocam? Evet. Kocaeli takımı. 52 Ordu 9 puana sahip. Derince'nin 10 puanı var. Yine 9 puanlı Mersin İdman Yurdu. Yani demek ki 4'te 3 yapmışlar. Evet 3 maç kazanmışlar. Onun da 9 puanı var. Belediye Kütahya Spor 8 puana sahip. 2 galibiyet, 2 beraberliği var. Karşıyaka 7 puanda. Bizim gibi ve Entegre Solar Elazspor da 7 puanda. 2 galibiyet, 1 beraberlik. Birer de mağlubiyetimiz olmuş oldu. Karaköprü Belediye Spor 6 puanı var. 1 galibiyet, 3 beraberliği var. Ağrı 1970 2 galibiyeti var. 6 puana sahip. 8. sırada. Hacettepe'yi görüyoruz. 9. sırada. Hocam şekilleniyor mu sence? Şekilleniyor. Daha şimdi erken ama erken ben mi? Playoff'a kalan takımların maç sayısını 2 ile çarptığın zaman
diyelim ki şu an bizim 4 maçta 2'de çarptığımız zaman 8 puan, bir puan kaybımız var. Evet. Ben öyle yorumluyorum. Sezon sonunda da işte üstte olan takımların, playoff'a giren takımların 2 puan maç o başı, baş ortalamaları. Maç ortalaması maç başına 2 puan, 2 ile çarptığın zaman playoff'a girirsin. Yani rahat girerler. Geçen geçmişteki dönemlerde hep baktığımız zaman istatistikler hep öyle 2. Zaten 3 alamıyorsun. 3 alsan çıkarsın. Çıkarsın. 2 playoff'un içindesin. Evet. Ortalama 2. Amasya Spor geçen yıl Bal Ligi'nden çıkmıştı. 1 puana sahip şu ana kadar. Eskişehir zaten hocam, Eskişehir'in bu grupta olması. O da bizim duruma düştü. Evet, o da bizim, yani bizim gibi çok sıkıntılı. Oynuyor. Çoğu buradan da yani amatöre doğru gidiyor gibi. O yılların Eskişehir'i hakikaten üzücü, evet. Yani burada görmek üzücü. Elazspor'a nasıl üzülüyorsak, evet. Değil mi? Ona da üzülüyoruz. Ya Eskişehir'in bizden çok borcu var. 400-500 trilyonlardan bahsediyorlar. Evet. Yani bizim yine 50-60 trilyon, bunların yanında hiç. Hiçbir şey. Evet. Haftaya oynayacağımız maçlar sevgili Mustafa ekranlarımıza getirdi. Karaköprü Belediyespor, Eskişehir Spor, Elazığ Spor, Çatalca Spor, Hacettepe Karşıyaka, 1922 Konya Yomra Spor, Nevşehir Belediyespor, Ağrı 1970 Spor, Belediye Derince Spor, Amasya Futbol Kulübü, Gema Şile Yıldızı Spor, Kelkit Belediye Spor, Edirne Spor, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ, Belediye Kütahya, 52 Ordu. Hocam, evet. En sondaki maç iyi maç olur. İyi maç olur. Kütahya Ordu Spor maçı. Evet. Hacettepe Karşıyaka deplasmanda yener gibi geliyor bana. Biz yine Çatalca'yı yeneriz inşallah. İnşallah. Daha Nevşehir ve Ağrı'yı yener. Derince Amasya'ya puan vermez düşünüyorum. Şile Kelkit ortada bir maç. Yine Edirne Mersin ortada bir maç gibi görünüyor. Biz yenelim de ki. Biz yenelim de diğerlerine ne yapıyorsa yapsın. Yani bizim önemli olan. Çünkü Elazığ bizim bundan sonraki süreçte de sıkıntılarımız olacak. Ben şöyle bir birkaç maçı arka arkaya not almıştım. Şimdi biz Çatalca ile oynuyoruz hocam. Ondan sonra 52 Ordu deplasmanımız var. Zor bir maç. Evet. Yine içeride Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacağız ondan sonra. 8. hafta Belediye Kütahya'ya gidiyoruz. Evet. 9. hafta Edirne'ye gidiyoruz. Arka arkaya 2 deplasmanımız olmuş İlk olacak. Yerde, evet. Daha sonra 10. hafta Nevşehir Belediyespor geliyor. Yine ondan sonra zor bir deplasman Belediye Derince. İşte bu Çatalca maçından sonra bizim gerçek gücümüzü göstermek için gerçek, evet, gücümüzü ya orada ortaya çıkar, çıkar diyor. Orada çıkacak yani. Mutlaka, evet, çıkacak. Diğer takımların bizim takımımızdan üstün bir tarafı yok. Bizim sadece oyunsal anlamda biraz da üstüne koymamız lazım. Evet. Kendi sahamızdaki özellikle oynadığımız maçlarda rakibe deplasman olduğunu hissettirmemiz lazım. Onun için maçın başından son dakikasına kadar rakibe üstünlük kurmamız lazım. Yani hem taraftarıyla, evet, hem saha içindeki futbolcularımızın hırslı, istekli, arzulu, coşkulu oyunuyla, evet, rakiplerimize buranın bir deplasman, buranın bir Elazspor olduğunu onlara hissettirmemiz lazım. Hissettiremiyorsak zaten puan kaybı yaparız. Onun için bizim daha bu işe ciddi bakmamız için daha hedefimizin, herkes diyor hedefimizi işte bu maçlar çözecek, bu maçlar belirleyecek. Ben bu hedefi belirlerken bu adımların atılmasını istiyorum yani. Çünkü, evet, bizim takımımız daha tecrübeli, daha iyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Eksiklerimiz yok mu? Her takımın eksiği vardır. Sorsan en, evet, iyi takıma da dersin ki benim işte bir mevkide bir eksik oyuncum var veya alternatif oyuncum yok der. Ama futbolun içinde olan oyunda oyunu daha fazla istemek için mücadele etmek lazım, koşmak lazım, az hata yapmak lazım. Hata olacak. Hata, evet, her takımda da hata yapabilir. Ama önemli olan az hata yapabilmek. Rakipten daha fazla az hata yapabilmek ki yapacaksın ki maçı kazanabilesin. Tabii burada seyirci faktörü çok önemli.
Hakem faktörü çok önemli. Saha faktörü çok önemli. Sahaya o gün futbolcuyla çıkan oyuncuların moral motivasyonu çok önemli. İnanmaları lazım bir kere. Biz bu takımı, hiçbir sorun yok. Bu takım maç kazandığı zaman primini alıyor. Sezon başında transfer ücretlerini aldı. Yani hiçbir sıkıntı yok. Eski Eraspor, bizim benim dönemdeki kalan Eraspor değil. Tabii ki. Yeni bir yönetim oluştu. Yeni yönetimdeki tanıdık arkadaşlarımızın her gün kulüpte olmaları, bunlara ilgileri, alakaları, işte geçen seneden kalan hocalar orada, işte Alaaddin Hoca spor direktörü olarak görevini yapıyor. İşte bir üniversiteden hocamız Profesör Doktor Eyüp Hocam, futbol şube sorumlusu. Yıldırım. Hep futbolun içinden gelen, futbolu bilen kişiler. Evet. Şimdi kimse kimseyi kandıramaz burada. Evet. Herkes bu işi biliyor artık da. Onun için herkes sorumluluk alacak. Herkes kendine güven, özgüvenini kazanacak. Kazanırken de maç kazanarak yukarılara çıkmamız lazım. Ama iyi oyunla. Şimdiye kadar aldığımız puanlar belki tabii herkes söylüyor, kötü oynayarak maç kazandık. Evet. Futbolun içinde kötü oynayarak maç kazanmak da bir artı. Ama bundan sonra üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak, daha iyi organize olarak, rakibe üstünlüğünü daha iyi hissettirerek korku salacaksın. Ben evet, geliyorum diyeceksin. Ben Elazığspor'um. Ben şampiyonluğu oynuyorum. Haykıracaksın bunu. Sahada haykıracaksın. Oynayarak. Atacağın gollerle, alacağın puanlarla bunları rakibe hissettireceksin. Evet. Sen bugün yarın şeyi yenersen, 52 orduyu yenersen diğer derince de korkacak. Buraya evet, gelirken Kütahya'da çekinerek gelecekler. Onun için sadece oynadığın takımlara değil, oynamayacağın, sonradan senden karşılaşacak takımlara da bir şey vereceksin. Yani onlara da gözdağı vereceksin. Biz, evet, biz de bu işte varız diyeceksin. Bunu yapabilecek... Biz iyiyiz. İyiyiz. Biz de bu takım yapabilecek güçte. Evet. Biz de bu takımın her zaman yanında olacağız. Bu takımın playoff'a inşallah birinci sırada olmazsa playoff'tan çıkacağına inanan kişilerdenim. Onun için herkes inansın, güvensin takımımıza. Hem taraftarımız güvensin, hem basın güvensin. Eleştiri olacak. Tabii ki eleştirileri söyleyeceğiz. Biz de söyleyeceğiz, basın da söyleyecek. Önemli olan kırıcı eleştiri değil, yapıcı eleştiri. Evet. Nerede eksiklerimiz var? Herkes biliyor. Şimdi mevkisel anlamda söylediğin zaman herkes takımın hangi mevkide eksik olduklarını biliyor. Alternatif. Evet. Benim dönemimde de vardı eksikler. Daha çok vardı değil mi? Ama evet, bir mücadele, hırs, bir istek, bir arzu, maçı kaybetmeme arzusu vardı. Geçen sene Ocak ayından sonra küme düşme korkusu vardı. Yine orada toparlanma vardı. Herkes kenetlenmişti. Herkes birlik beraberlik içinde bu takımı nasıl ayakta tutabiliriz? Nasıl biz Elazığspor geçen sene kümede kalmadı. Evet. Elazığspor Bal Ligi'nden çıktı. Biz düşmüştük ya. Ben olayı böyle görüyorum. Hepimiz ona sevindik zaten. Yani biz Bal Ligi'nden geçen sene şampiyon olduk. Evet. Ya küme bir kulübü kapatacaktık yani. Yani kapatmıştık. Olup, evet. Sağ olsun başkanımız, belediye başkanımız Şahin Şerifoğlu'nun gayretleriyle. Evet. Kulüp başkanımızın gayretleriyle. Oradaki teknik heyetin gayretleriyle, futbolcuların gayretleriyle bu takımı... İyi niyetli personelin gayretleriyle. Yani personel her zaman görevini yapıyordu. İşte evet. Bir tek işte kalmıştı. O kaç maç yenilmedik? 11 maç mı? 12 maç mı? 13 maç. 13 maça çıkmıştı. Geçen hafta o maalesef o unvanımızı artık kaybettik. Ya bu sene stres yok. Geçen sene evet, stresli maçlarda maç kazandık. Evet. Daha zor. Bir futbolcu bu maçı mutlaka kazanacaksın diye çıkan bir maçta daha çok strese girer. Ama şimdi rahatız. Evet. Daha iyi oynamamız lazım. Daha iyi motive olmamız lazım. Daha iyi hedefimiz olması lazım. Daha çok özgüvenimizin olması lazım. Bunları yaparsak biz, üstüne koyarak gidersek hedefimize ulaşırız. Evet. Başarı, şampiyonluk hep başarı birlik beraberlikten gelir. Eğer birlik beraberlik içinde olursak, basınıyla, taraftarıyla, spor kamuoyuyla, taban birlikleriyle, yönetimiyle, futbolcusuyla, teknik heyetiyle şampiyonluk kaçınılmaz olur. Bakın istatistiklere, geçmişte şampiyon olan takımlar hep birlik beraberlik içerisinde, bir arkadaşlık ortamı içerisinde şampiyon olmuşlardır. Çekişmeyle hiç kimse bir yere varamaz. Onun için biz takımımıza destek olacağız, her zaman yanında olacağız.
biz bu takıma inanacağız, güveneceğiz. Ocağa kadar, Ocak'ta da belki takviye olursa, yani diyorlar ya işte Ocak'ta hedefimizi belirleyeceğiz. Eğer playoff olmazsa yapmayız. İşte playoff'a çıkma durumumuz varsa biz transfer yapacağız. Açın yani, şimdi bir zararı yok. Yani ortadan geldiğimiz zaman aradaki puan farkı 5-6 puanla kapanmayacak diye bir durum yok. Biz geçen sene kaç puan farktan kapattık? 11 puan farktan geldik. Ligde kaldık. Ligde kaldık. Evet. Yani buna herkes inanması lazım. Transferse transfer yapılması lazım. Eksiklerimiz yok mu? Var tabii. Her takımın olduğu gibi bizim takımımız da var. Evet. Alternatif oyuncumuz olmayabilir ama onu sadece oyuncu içinde şimdiye ocağa kadar bir yerlerden yapılması lazım yani. Hocam hiç konuşmadığımız bir oyuncu şu anda yedek kulübesine bakınca, yedek listelere bakınca gözüme takıldı. Cafer Tosun mesela şey maçında takıma katkı sunmuştu. Kupa evet. maçında oynadığını, değil mi? Cafer Tosun orta Trabzon altyapısına yetişme bir oyuncu. Evet. Kupa maçında izledim. Ben de evet. Bir maçta sonradan zaten mı girdi? Maçta, evet. Sonradan da mı girdi? Bir hangi maçta? Amasya maçında. Amasya maçında sonradan girdi. İyi katkı yani, sundu evet. Yani orta sahada bir alternatif oyuncumuz diğerleri de var da yani o da Trabzonspor'un altyapısına yetişmiş. Kendini geçmişte yani Trabzon'da buna önemli, çok önem veriyorlardı. Elazığ Trabzon'un gelecek futbolcusu diye. Evet. Ama işte sakatlıklar yaşanmış herhalde. Gittiği kulüplerde oynayamamış. Geçen sene de transfer döneminden sonra da herhalde bırakıp gitti herhalde, değil mi? Bir şey mi oldu? Orada bir son şeyde tam şeyini son bilmiyorum. Evet. 5-6 maç sonra 5-6 maç sonra bırakıp gitmişti. Şimdi daha geldi. O da takımımıza faydalı olacak bir oyuncu. Orta sahada alternatif bir oyuncumuz. Evet. İnşallah takımda daha iyi yerlere gelir. Yani biraz gençleri takıma atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim kendi şahsi fikrim gördüklerim kadarıyla. Tabii burada sıcak havanla siz de sıcak havalarda oynadık. Onların da etkisinin olduğunu. Evet, özellikle şimdi yaş ortalamasının 30 evet. olduğunu belirttiniz. Böyle bir takımın bu havada çabuk yorulması da gayet evet. doğal yani. Normal yani şimdi. Yani. Evet, tabii. Bir izleyicimiz demiş ki İstanbul'dan iyi geceler, iyi yayınlar. Elazığspor'un şampiyon olabilmesi için transfer tahtasının bir an önce açılması için çalışmaların yapılması lazım. Son ana iş bırakılmasın. Şimdiden çalışmaların yapılması gerekiyor ve bu iş için ilin ileri gelenleri elini taşının altına koyması lazım. Bu sene mutlaka şampiyon olmamız lazım. Yalçın Yaman demiş. Buradan İstanbul'a Yalçın Bey'e selamlarımızı göndeririz. Zaten biz her zaman diyoruz bazı şeyler zamanında yapılması lazım ama maalesef olmuyor işte ister zaman. İstemez evet, o olmuyor. Geliyor böyle son anlara bırakılıyor ama yani sezon başında da açılmak için bir gayret vardı, bir çaba vardı. Tabii başkan görüşmeler İstanbul'a vardı, gitti, görüşmeler yaptı. Ama orada çok uçuk şeyler teklif edilmiş. Kolay değil. Yani zor bir durum, şöyle zor bir durum. Ben tabii hepimiz şu anda hocam siz de evet. kopmuş değilsiniz kulüplerden. Evet, evet. Yani bu sene kulüplerin yani amatöründen şeye kadar profesyonel hepsi çok büyük sıkıntılar çekiyor. Evet. Mesela basketbol takımlarımız da öyle, diğer takımlarımız da öyle. Yani müthiş bir sıkıntı var. Federasyonlardan da gelen destek yok. Doğru evet. dürüst. Yani burada maalesef federasyonların şu an bizim bulunduğumuz liglere hemen hemen desteği yok gibi. Belirli bir desteklerin dışında evet. sıkıntılılar. O yüzden zor yani ama bir çalışma var. O çalışma bir yerde kaldı. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle takımı da görmek istiyorlar. Ama karşı taraflardan asıl problem de o hocam. Yani yıllardır adam parasını almıyor. Diyorlar ki ya sana şu kadar verelim. Bak bizim gücümüz bu kadar. Artık sen de bu işten vazgeç. Biz de işin önümüze bakalım. Evet. Ama karşı taraftan da bu konuda gelen adımlar yok gibi hocam. Şimdi şöyle, geçen Ocak ayında transfer sezonunda transferi engel oyuncuların veya teknik heyetlerin, işte antrenörlerin evet. bunlara işte
birkaç teklif yapıyorlar. Diyorlar ki işte sen 500 lira alacağın varsa gel sana 100 lira verelim. Diğerini ertele. Evet. Borç kapama değil bunlar ha. O şeydeki. Tabii ikinci transfer döneminde ikinci transfer dönemine kadar alacaklarımdan saklı kalmak kaydıyla evet. Vazgeçiyor. Ona göre yapıyor. Şimdi bazılarını çözmüşler. Kökten yani borcun tümünü ödemişler. Bazılarını da erteleme yapmışlar. Şimdi evet. Bu transfer tahtasına engel olan dosyalar işte bu ertelemeden dolayı kalanlar. Yeni borç değil. Evet. Yani bu diyorlar ya yeni borç, yeni yok, borç değil. Yok, yeni borç yok. Ertelenen borçlar. 500 ise 250'sini vermiş, yarısını vermiş, yarısı kalmış. Tabii o arada 20 küsur dosya da kapandı yani. Tabii işte onları da onlar söyledim. Da bazılarını bitti. Da onlar da dosyayı tamamen kapattığından dosyalar da var. Evet. Bir de Ocak'ta yabancı oyuncularım var. Ocak evet. 2023'e kadar kapatılması zorunlu şeyler var. Şeyler var. Yabancı oyuncular var. Evet. Onlar da var. İnşallah Ocak'ta yine belediye başkanımızın nezdinde yeni yönetimimizin evet, kaynaklarıyla bu tahta açılır. Transfer tahtasını kökten açmak lazım. Artık daha konuşulmayacak anlamda bitirmek lazım. Çünkü her sene transfer tahtası sıkıntı yaratıyor. Evet. Yani yeniden bir başlangıç yapmak lazım. Evet. Az önce belirttik stadımıza artık çimler serinmeye yani. Başlıyor bu akşam. Heyecanlanıyoruz. Yani. Yeni bir stat herkes bize önüne gelen diyor ki ya tamam stat oluyor da ortada takım yok. Yok takımımız var. Yani söyleyenler ha. Yani bu ligi beğenmeme yani. Adına söylenen herhalde bir cümledir diye düşünüyorum. Takımımız yok dedi. Allah bu yani şöyle bu ligde bu takımı görmek bu şehri görmek istemiyor. Bu şehir bu ligde bu takımı görmek istemiyor. Süper Lig olur. Olmazsa evet. TFF 1. Lig'de. Evet. Değil mi? En kötü yerimiz orası bizim. Evet. Yani olacağımız yer TFF 1. Lig. Evet. Ona layık görüyor bizi. Ondan o anlamda söylüyor. Hocam ligin kalitesini nasıl buluyorsunuz? Genelde işte bak az önce izleyicilerimiz de yazmış. 3-5 takımın dışında şey yapamıyorlar. Yani ligin kalitesi güce dayalı. Evet. Daha çok kuvvete dayalı. Oyunsal formlar var. Yani bir takım oyunu hiçbir takımda da göremedim. 2 maç seyrettim. Evet. Genelde havanın sıcaklığı belki bu haftadan itibaren hava serin. Daha fazla evet. Artık tempo. Şeyler de olacak. Yani tempolu oyun görmek istiyoruz. Evet. Yani temposuz oyunlar var. Durarak oynanan oyun var. Futbol koşarak tempolu bir oyundur. Bunu da coşkulu koşan daha çok pozisyon üreten rakibe üstünlük sağlayan, rakibe dediğim gibi birinci bölümde üstünlük sağlayan, üstünlüğü rakibe hissettiren evet. Takım her zaman iç sahada avantaj sağlar. Ama gelen takımlara da bakıyorum. Onlar da mesela ben Karakoçan Bayrampaşa maçını izledim. Elazığ'da. Karakoçan önce takımı şeye almadı. Herhalde futbolcular anlamında söylüyorum. İlk maç. İşte de Bayrampaşa yenildiği maçı kendisi evet. Ağzına ciddiye almadı. İşte biraz genç oyuncular onlar. Koştular, mücadele ettiler onlar. Burada yenilir. Karakoçan çok kötü. Karakoçan çok gol kaçırdı o maçta. Evet. Ya, olmadı. Bu hafta yine Karakoçan'ı geçeceğiz zaten. O zaman evet. Anlatırız. Dilerseniz geçelim hocam. Hemen sevgili Mustafa'dan rica edelim. İkinci gruptaki sonuçları da bir ekranlarımıza getirelim. Daha sonra Karakoçan'ı toplu sonuçları bir sevgili Mustafa'cığım toplu sonuçları biz almamış mıyız orada? Yok almamışız. Ama puan durumu da şöyle hocam ikinci grupta 12 puan. Birinci gruba göre burada 2 puan fazla toplayan takım var hocam. Şimdi Karaman Futbol Kulübü geçen sene şampiyon olan, çok konuşuluyor. Evet. Şampiyon olan Batman Petrospor'un hocası, teknik heyeti ve oradaki oyuncularla beraber evet. Buraya Karamanspor'a getirdi hocası. 7-8 tane oyuncuyu. Oradan belki birlikte oynamış, birbirini tanıyan oyuncular kayıpsız gidiyorlar. Alanya Kestel yine iyi takım kurdu. Onlar da 10 puanla sadece bir beraberlikle evet. Iğdır
geri kaldı biraz. Iğdır bu hafta deplasmanda son dakikada attığı golle rakibini yendi 1-0. Kırıkkale işte geliyor. Bakıyorum Bayrampaşa o takımla 7 puan. Kaç puan? Bayrampaşa mı? Bayrampaşa 7 puan. Evet o takımla yani, şu anda 7 puan. Ben sürpriz Cafer Hoca ile bizim Elazspor'un o ilk sizin senin dönemindeki evet, o gençlik aynısı, takımına benzettim. Benziyor, yani aynısı. Bayrampaşa'yı hocam o zaman. Adana Demirspor'un altyapısının U21'lerinden U19'larından Cafer Hoca söyledi çok oyuncu transfer evet, ettiklerini. Orada da sıkıntıların olduğunu, transfer yapabiliyorlar ama büyük para yok yani şey yok, evet, bütçe yok. 4 hafta sonunda hocam Elazığ Karakoçam Futbol Kulübü şu anda 1 puanda kaldı. Evet sevgili Mustafa biraz Karakoçan'ı konuşalım. O görüntülerimiz de vardı. Bu haftaki özet görüntülerinden ekranı da verelim hocam. Burada söylemek istediğin var mı hocam sürpriz olan bu puan tablosuna göre? Yani beklediğimiz bana göre sürpriz olan Karakoçan. Yani ben Karakoçan'ın şu anda en azından orta sıralarda olmasını evet, düşünüyorum. Karakoçan yani hak etmediği puanları kaybetti. Ya bu hafta bence çok şanssızdı. Şanssızdı da. Yani şimdi baktığım zaman Bayrampaşa maçını izledim. Burada yine geçen hafta kimle yenildi? 3-1. Ofspor'a yenildi. Ofspor maçında da iyi oynayamadı ama ikinci devre maçı almak için her türlü saha içi varyasyonunu Ender hocam yaptı. Evet. Dörtlüden üçlü savunma, üçlüye döndü, 3-5-2 gibi oyuncu oynadı. Değişikliklerini yaptı. Şeyde, evet, hamleler. Birbiri yakaladıktan sonra ama Ofspor hiç maçı bırakmadı. Evet. Son dakika bile olsa maçı koparmak için hücum yapmaya çalıştı. Neticede işte hata futbol oyunu, hata evet, daha olunca 2-1 oldu. Zaten 2-1'den sonra takım halinde savunmayı unutup 3. golü zaten önemli evet, kalmadı. O maçı da görüntülerini ekrana verelim sevgili Mustafa'cığım. Evet. O da vardı. Hakikaten evet bu maç ümitliydim. Ben de çok ümitliydim. Ama onlar da genç ve çok koşan bir ekiplerdi. Başa baş aslında ikinci yarı oynadığımız oyun şeye göre daha çok üstündük. Yani rakibe göre. Ya biz daha baskı kurduk ikinci devre. Evet. Bu sefer geride. Yani çok şanssızlık savunmada diyorum. Niye şanssız? Birazdan izleyeceğiz. Mesela Karakoçan'ın yediği ilk gol penaltıdan çok şanssız bir ayağa kaydı. Ömer Faruk'un pası veriyor kaleci. Bak evet kaleci Ömer Faruk'a atıyor. Orada sağının da ayağı kayıyor. Penaltı yaptırıyor. Evet. Yani o ayağını da uzatmasa belki yine öyle de pozisyon olmayabilir. Çok şanssız bir golle başladı karşılaşma. Şanssızlık oldu Karakoçan adına. Hakikaten ondan sonra işte direkten dönen toplar, evet, kalecinin çıkardığı çok net pozisyonlar vardı hocam onların kalecilerinin. Evet. Tabii siz de maçtaydınız. Evet canlı seyrettim maçı. Evet genel bir değerlendirme yaparsak neler söyleyeceksin hocam Karakoçan'la ilgili? Karakoçan'ın ilk yarıda çok takıma yani rakibi rahat oynattı. Evet. Yani yakın oynamadılar oyunculara serbest biraz bıraktılar. Daha hücumu düşündüler. Yani biraz daha herkes işte top bana gelsin ben oynayayım şeyinde de top rakibe geçtiği zaman baskı alan daraltmayı iyi yapamadılar. Evet. Orada da kazandıkları topları çabuk kaybettiler. Bak şu pozisyonu mesela bu kalecin nasıl Furkan Yiğit evet. Evet. Bu da çok güzel bir gol. Bu da beraberlik golü. Evet. Ama maalesef olmuyor. Furkan oyuna girdikten sonra oyuna katkı da sundu. Evet. Genç bir oyuncu. Evet tebrik ediyoruz. Orada da yani hakikaten iyi oyuncular var. Bakın onların da kaçırmış olduğu pozisyonlar var. Ama maalesef sonunda yapılan İşte bütün baskı, bakın çok şurada mesela yani Furkan. Bunu atsa 2-1 biz öne geçeceğiz. Evet, bu pozisyon. Bunu atsaydı biz bak, 2-1 kaleci ayağıyla şansı ayağıyla yani çıkarıyor. Bak bundan sonra biraz geliyor. Bir pozisyon oluyor daha var değil mi? Offside. Bu offside miydi? Evet. Geriden evet geldi ama hareketlendi. İşte hareketlendiği şey, topu hareketlenmese genç evet oyuncu orada evet tecrübeli oyunu Gökhan durmuş vardı, olsa. Tecrübeli Gökhan. Evet. Daha sonra bak şurada Ömer Faruk evet, adamını kaçırıyor. Burada
İşte defansa yardım da yok. Tek kalmış hocam. Yani bana. Şimdi artık o da evet. Golü düşünüyor. İki, bu da 90 artıda gelen goller yani. İki tane arka evet. arkaya geldi. Evet. Beraberliğinden ziyade 3 puanı herhalde düşündüler değil mi hocam? Tabii tabii. Yani, yani o... biri yakaladıktan sonra kaçta yakaladık? Biz birbiri 85 mi? Yani herhalde o civarlardı. Daha sonra aynı şeyle devam ettik yani üçlü savunmayla 3-5-2 devam ettik. Rakip hiç şey yapmadı yani geri çekilmedi. Evet. Baskı yapıyorduk ama önde adam tutuyorlardı 2-3 tane. Yediğimiz gollere bak kontra atak gibi evet. değil mi? Tabii tabii. Kontra ataktan golleri bulduğuna pozisyon ürettiler. Evet. Ya biz bu gol alsak belki biz 2-1 öne geçeceğiz. Rakip 3. golü yiyecek. Belki biz orada beraberliğe razı şekilde biraz daha savunma anlamında önlem alsaydık. Evet. Şu pozisyonu da kaleciyi çıkardı. Ahmetcan'ın argın pozisyonu. Evet. Şunu nasıl çıkardı ben anlamış değilim. Yani evet. Onu kafası ters de vuruyor. Bak gördün. Bak evet. Cumali'nin ortası. Yani olmadı mı olmuyor. Futbolun bir de öyle bir yönü var değil mi hocam? Evet futbol işte böyle bir oyun. İyi oynadığın zamanlarda golü yiyorsun. Evet. Kötü oynadığın zamanlarda golü atıyorsun. Ama futbolun herkes tarafından bilmesi gereken bir gerçek var. Futbol ciddi bir oyun. Evet. Maça başlarken eğer ciddi olmazsan, rakibe daha fazla etkinliğini, üstünlüğü sağlamazsan, baskı top rakipteyken rakibe alan boş alan bırakırsan pozisyon, rakibe pozisyon verirsin. Evet. Futbol iki yönlü bir oyun. Hücum varsa savunma da var. Hep hücum evet. yapacaksın diye bir takım yok ki. Evet. Top sendeyken hücum edeceksin, top rakipteyken savunma yapacaksın. Bu takım halinde olması lazım. Yıllarca bunu Doğu Blok ülkeleri, işte bu bizim geçen mesela milli takımın yenildiği evet. Ülkeler. Aynen. Savunma yapıyorlardı. Mutlaka diyordu bir yerde bir gol buluruz. Yunanistan savunma yaparak evet. Avrupa şampiyonu oldu. Ya İtalyanlar mesela yani, değil mi? Savunmasıyla meşhurlar. Ya işte dediğim gibi futbol karşıtlar bir oyunudur. Hücum varsa savunma var, savunma varsa hücum var. Evet. Onun için bu iki özelliği de iyi kullanmak, saha içinde iyi kullanmak zorundayız. Bunları futbolcularımız, hocalarımız tabii ki anlatıyor, tabii ki çalıştırıyor. Ama evet. o anda sahaya çıktığın zaman futbolcu etkinliğin işte bağırıyor sahanın içinde. Uyarıyorsun, ikazını yapıyorsun ama o kendi bildiğini yaptıktan sonra ne yapıyorsun? Bu sefer seni yapmadığın zaman değiştiriyorsun. Evet. Değiştiğin zaman planların değişiyor. Oyunsal anlamda sıkıntılar yaşıyorsun veya işte geriye düşüyorsun. Bu sefer taktiksel anlamda değişiklikler yapıyorsun. 4-4-2 başlamışsın. 3-5-2'ye dönüyorsun. 3-4-3'e dönüyorsun. Burada sıkıntılar yaşadığın zaman risk alıyorsun. Evet. Aslında Karakoçan Futbol Kulübü için bu maç, ben geçen hafta içerisinde sevgili Ender Hoca ile konuştuğumda da, şimdi bazı maçlar vardır, takımlar için dönüm noktasıdır. Puan tablosuna evet. baktığınızda değil mi? Yani bu maçı almış olsa tabii. puanını 4 yapacak. Evet. Özgüvenleri yerine gelecek. Özgüvenleri gelecek. Hafta içi kupa maçları var. Evet. Kupa maçlarını bakın işte şu anda en altta baktığımızda yani hak etmiyor Karakoçan yani şu anda burayı evet. hak etmiyor hak aslında etmiyor oynadığı evet. futbol şey evet. ama işte o kazanamama kadro yapısıyla yarın bir iki maç daha burada kalınca bu sefer ne olacak? Daha çok strese girecek. Daha çok strese girecek. Psikolojik anlamda düşecek oyuncular. Evet, bu bütün takımlar için böyledir herkes yani. Herkes için geçerli. Burada bu Karakoçan futbol takımımızın bu şeyi erken atlatacağını tahmin ediyorum çünkü belki bu hafta Iğdırspor maçında bir puan alabilirsek daha moralli bir şekilde döneriz. Onun için kendi sahamızdaki bundan sonraki maçlarda daha dikkatli, daha temkinli, rakibe hissettiren, deplasman takımı olduklarını hissettiren bir oyun ortaya koyup bizim en büyük şeyimiz, sıkıntımız evet. iki takımımızda da gol evet. sıkıntısı var değil mi? Evet. Yani orada aslında Gökhan Erdoğan iyi bir golcü. Var her iyi. Maçta da atıyor. Biz Elazığspor'da 1-0 1-0 değil mi? Evet. Ama yediğimiz ilk goldu. Evet. Savunma anlamında Elazığspor daha az gol yemiş değil mi? Tabii. Karakoçanspor savunma anlamında daha fazla gol yemiş. Daha az gol atmış bir takım. Tabii bunları geliştirebilirler. Daha çok pozisyon üreten
hakikaten Bayrampaşa maçında da bu maçta da çok pozisyona giriyor. Evet. Karakoçan Futbol Kulübü. Ama değerlendiremiyor son vuruşlarda, final paslarında. Ama buna rağmen savunmada çok hata yapıyoruz. Evet. Yani savunmada çok hata yapıyoruz. İşte Şehmus da bir sakatlandı, gitti, yoktu, geldi. Evet, yoktu. Yoktu. İşte geçen maçta, şey maçında, Bayrampaşa maçında stoperi yoktu. Mesela evet. Genç bir çocuk olmuştu ilk yarı. Daha sonra değiştirdi. Orta saha oynayan bir oyuncuyu stopere çekti. Düzeldi takım ondan sonra. Evet. Pozisyon üretmeye başladı. Ama işte yetmedi. Yine kaçırılan goller, pozisyon üretti ama şu final paslarını veya son vuruşları iyi olmadı mı evet. Bu sefer neticeye etki etmiyor. Onun için bizim öncelikle daha çok hem savunma anlamında rakibe daha az pozisyon vermek, biz de hücum anlamında rakipten daha fazla pozisyon üretip neticelendirmek. Sonuç. Futbol evet. Hücum yaparken amacımız ne? Gol atmak. Gol atmak. Değil mi? Amaç gol. Top bizdeyken rakibe gol atmak. Hatasından faydalanıp rakibe gol atmak. Savunma yaparken de ne? Rakipten gol yememek. Amacımız bu. Herkes de o bunu zaman, biliyor. O zaman bekleriniz iyi olacak, iyi çalışacak değil mi? Yani gidip gelecek. Birbirini tamamlayan oyuncular olursa daha kolay neticeye ulaşırsın. Ama birbirini tamamlayan oyuncular olmadığı zaman sıkıntı yaşıyorsun. Evet. O gün o futbolcumuz gününde olmayabilir. Yani bakıyorsun yerine koyduğun oyuncu, o oynatmadığın oyuncudan daha az verim alabiliyorsun ondan. Yani futbolcuya bağlı bir sistem. Evet. Futbolcunun o günkü psikolojik anlamda, oyunsal anlamda kendisini sahaya verdiği zaman, özgüvenliğiyle, mücadelesiyle, karakteriyle sahaya yansıttığı zaman bu kime yansıyor? Hocalara yansımıyor. Bu kulübümüze yansıyor. Puanımıza yansıyor. Kendisine yansıyor. Kendisine kulübüne yansıyor. Puan durumuna yansıyor. Evet. Evet hocam, şimdi bakıyorum ikinci grupta Yeşil Ofspor Kahramanmaraş maçı var. Haftanın programı işte Gümüşhane Ey Nesil Belediyespor maçı var. Evet. Iğdır Futbol Kulübü, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü. Tabi bu arada yarın da, yani çarşamba günü de Karakoçan'ın bir kupa maçı var. Ergene Veli Meşe ile Tekirdağ'da. Ondan sonra dönüp deplasmana Iğdır'a gidecek. Evet. Karaman Futbol Kulübü Alanya Kestel maçı var. Kırıkkale Büyük yani Anadolu Spor. Ben şu kupa maçını anlayamıyorum. Şimdi yakın iller bölgesel yapıldı. Elazığ Spor Karakoçan ilk maçı yaptı. Evet. Şimdi diyelim ki Elazığ Spor ilk takım kim yazıyordu? Karakoçan, Elazığ Spor değil evet, mi? Evet. Elazığ Spor yazıyordu. Genelde bölgesel de Elazığ Spor Karakoçan Elazığ Spor. İkinci takım Elazığ Spor olduğu için Elazığ Spor galip gelseydi, tur atlasaydı Elazığ Spor yine kendi sahasında oynayacaktı. Evet. Büyük bir avantajdı. Şimdi Karakoçan bunun ikinci turunda ta Tekirdağ'da der mi bu tur? Tekirdağ. Tabii Tekirdağ. Ya yine bölgesel takım. Yap. Niye oraya veriyorsun kardeşim ya? Yani çok enteresan. Yani bölgede takım mı yok? Sen ta buradan kupa maçına oraya gönderiyorsun. Futbol Federasyonu'nun bir katkısı yok. Masraf 60-70 milyar. Evet. Bugün uçakla Tekirdağ İstanbul'a gitti. Oradan evet. Karayoluyla Tekirdağ. Yorgunluk yarın var. Maç oynayacak. Oradan tekrar karayoluyla İstanbul'a, İstanbul'dan uçakla Elazığ'a gelecek, burada bir gün herhalde kalacak. Evet. Ondan sonra karayoluyla Iğdır'a. Yani böyle bir sistem olmaz. Bölgesel yap bunu. Kendi herkes kendi bölgesinde oynasın. 3-4 turdan sonra normal kura çek. Evet. Ama şimdi sen niye Tekirdağ'a gide? Evet, çok enteresan. Yani çok enteresan. Maalesef. Ondan sonra işte Türk futbolu diyorlar niye gelişmiyor. Bu tür şeylerden bunların da etkisi var. Yani bunların etkisi var. Hakem etkinlikleri var. İşte Türk futbolu maçı izledik değil mi? Evet. Türkiye milli takımının ilk evet. Son iki maçını Lüksemburg maalesef. Faro Adaları'na yenildik. Evet. Türk futbolunun altyapıdan oyuncu Hamit Altıntop'u dinledin. Eksiklerimizi söyledi. Değil evet. Mi? Diyor ki işte Galatasaray'ın altyapısının sahası yok diyor. Evet. Tamam yok da sen buna destek vereceksin Futbol Federasyonu olarak. Evet. Değil mi? Tabii. Şimdi rezerv ilgili altyapılara ne destek vermişsin? Hiç vermiyorum. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun?
altyapılar da. Şimdi ben Elazığspor'da da çalışırken ne yapıyorlar kulüpler? Altyapıya bir proje hazırlıyorlar. Tamam Yusuf Bey. Federasyondan son yıllarda onu da duymuyoruz hocam. Çalışma gelen para üste gidiyor. Proje yapıyorlar. İşte altyapının soyunma odası, işte badanası, fayansları, karosu bunları yapıyorlar. Futbol Federasyonu'na bir gider tablosu gönderiyorlar. Diyorlar işte Elazığspor'un altyapısına, işte sahasına bilmem 1 trilyon para lazım. O da işte projeye göre adamlarını gönderiyor, denetlemeye gönderiyor, geliyor bakıyor, imzalıyor, gönderiyor. Ben de diyorum ki, ya bunlara para göndermeyin arkadaş, gelin yapın. Yapın, evet. Yani gelin yapın. Şimdi sen altyapıda çalışan hocaları parasını kulüpler vermiyor, değil mi? Evet. Ya altyapıda çalışan kulüplerin, takımların, hocaların sözleşmeleri yok mu? Var. Bak kaça anlaşmış. O hocaların ibanını al, maaşlarını sen yatır. Federasyon veya kulüplerden kes. Bak hele futbolcu yetişir mi, yetişmiyor mu? Yetişmiyor bu. Evet. Yani çok konuşacak, altyapıyla ilgili çok konuşacak çok şeyler var. Evet. Yani ben kaç sene çalıştım altyapıda, hala daha alacağımız var. Yani maalesef öyle. Yani. Hocam vaktimiz doldu. Sohbet bitmiyor. Futbol böyle bir şey. Konuşunca çok çabuk zaman geçiyor. Evet. Çatalca maçıyla ilgili kısa bir görüşünü alıp bitireceğiz hocam. Çatalca maçını Elazığ sporumuz bu son kaybettiği maçtan belki moral motivasyon olarak bozukluk içindesiniz ama erken toparlayacaklarını zannediyorum. Tecrübeli oyuncular. Bunlar yıllarını vermiş bu takıma. Evet. Onun için maçtan galip geleceğimizi düşünüyorum. Biz sahada dediğim gibi maçın başından sonuna kadar rakibe deplasman takımı olduklarını hissettirirsek maçı alacağız. Saha içinde gerektiği yerde agresif olacak, gerektiği yerde maçı kazanmak için her şeyi, ama bu futbolun içerisindeki olan hareketlerle. Onun için ben futbolculara takımıma güveniyorum. Takımımıza güveniyorum. Bu takımımızın inşallah bu maçı alıp deplasmana daha iyi moralle gidip bu ligde iyi işler yapacağını düşünüyorum. Playoff'a inşallah kesin çıkarız. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Güzel, verimli bir program olduğunu çok düşünüyorum. İnşallah temennilerimiz de olur. İnşallah. Haftaya güzel, keyifli bir program yaparız. Evet. Bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olun. Bizi izleyen izleyicilerimize de buradan iyi akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bir telefinalin de sonuna geldik. Az önce belirttiğimiz gibi önümüzdeki hafta sonu içeride Elazığspor Çatalca maçı var. Yine basketbolda Elazığ Basketbol Kulübü'nün maçı var. O da cumartesi günü oynanacak. Gidip destekleyelim, takımlarımızı destekleyelim. Takımlarımızla birlikte olalım. Sevinçlerini de paylaşalım ki hep birlikte güzel günlere adım atalım. Evet, ben sevgili ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.